Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine bir kendi yap projesiyle karşınızdayım. Bugünkü projemizde ne yapacağız? Bir tane kurşun çekiç yapacağız. Bu kurşun çekiçler ne işe yarıyor? Atölyelerde torna tezgahının çeneleri arasına malzeme bağlarken, frezelerde freze mengenesine parça bağlarken veya matkap tezgahlarında tezgah mengenesine parça bağlarken bu tip çekiçler parçayı düzgün yerleştirmek için kullanılıyor. Normal çekiç neden kullanılmıyor? Normal çekiç üzerine, parçanın üzerine vurulduğu zaman parça üzerinde maalesef iz bırakıyor ve parçayı deforme ediyor. Dolayısıyla bu tip tezgahları olanlar bu şekilde yumuşak çekiçleri, çekiç değil de tokmak demek daha doğru olur sanırım. Bu tip ekipmanları kullanıyorlar çünkü zaten kurşun çok yumuşak bir malzeme olduğu için başka daha kendinden daha sert bir malzemenin üzerinde tık tık vurulmaya başlandığı zaman deformasyon çekicin üzerinde oluyor. Gördüğünüz gibi çekicimiz burada hazır, ben yaptım. Yaklaşık 1 kilo kurşun. 2 parça da sap içinde, 2 parça alüminyum kullandım. Güzel, keyifli bir proje oldu. Ben buradayım, siz görüyorsunuz ama birazdan işte bunu yapmak için bir tane kalıp hazırlayacağız. Sap kısmını hazırlayacağız. Ondan sonra bu ikisini birbirine birleştireceğiz. Kurşunu eritip kalıbın içerisine dökeceğiz. Dolayısıyla çekicimiz hazır hale gelmiş olacak. Söyleyecek fazla bir şey yok. Dediğim gibi bu tip tezgahlarla, bu tip aletlerle, makinelerle uğraşıyorsanız bunun gibi yumuşak bir çekice ihtiyacınız var. Kurşun yapmak zorunda değilseniz nispeten yumuşak olan pirinç malzemesini de kullanabilirsiniz. Alüminyumdan yapabilirsiniz ama alüminyumun ağırlığı yeteri kadar fazla gelmeyecektir. Dolayısıyla pirinç ya da kurşun çekiç yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çaresine tıklarsanız, tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.
Thank you.